2. 12. sınıf öğrencisi kendi aralarında tabu oynamaktadır. Öğrencilerden biri anlatmak için çektiği kartta termodinamik yazdığını görmüştür. Kartla aynı zamanda bu kelimeyi anlatırken söylenmesi yasak olan 5 tane kelime yazmaktadır. Bu kelimelerden biri aslında fiziğin başka bir alt dalıyla alakalı olmasına rağmen karta yanlışlıkla koymuştur. Aşağıdakiler kartta yazılı olan yasaklı kelimeler olduğuna göre hangisi termodinamikle diğerlerinden daha az ilgilidir diye sorulmuş. Isı termodinamikle doğrudan ilgilidir. Sıcaklık termodinamikle doğrudan ilgilidir. Sıcaklığın birimi Kelvin ve gene genleşme ısı alışverişi termodinamikle doğrudan ilgilidir. Ancak kandela ışık şiddetinin birimi olduğu için termodinamikle daha az ilgili olduğundan doğru cevabımız E şıkkıdır. Şekildeki verilen devreye göre yargılarından hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Öncelikle devrede akım artıdan çıkacak ve eksiye doğru gidecek. Artıdan çıktığında bir C ile B lambası üzerinden devreyi tamamlayacak. Bir de üst kısımdaki reostodan giderek buradaki direnç kısmını geçip A lambası üstünden devreyi tamamlayacak. Birinci öncüle baktığımızda K anahtarı kapatıldığında C ampulü söner denilmiş. Hayır, C'de herhangi bir kısa devre olmuyor. Burada önceden üst kısım kendi içinde seriydi. Alt kısım kendi içinde seriydi. Ve bu iki serilik birbirine paralel olarak gösteriliyordu. Şimdi ise anahtar kapatıldığında önce C ile Reos da birbirine paralel. Daha sonra da A ile B birbirine paralel olmak üzere. Sonra bu iki paralellik seri olacak şekilde bağlama olur ve devre de C lambası yanmaya devam eder. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. Reosta sürgüsü K anahtarı açıkken ok yönünde çekilirse, ok yönünde çekildiğinde reosta sürgüsü üst kısmın direnci artar. Daha uzun bir yol alıyor. Dolayısıyla üst kısımdaki direnç arttığı için bu kısma düşen akım azalacak. Akım azaldığı için A lambasından geçen akım azaldığından A lambasının parlaklığı azalacak. Bu ifade yanlıştır. K anahtarı kapatıldığı sırada B ampulü patlarsa, K anahtarı kapatıldı, B ampulü patladı, yani üzerinden akım geçmiyorsa, buradan artık hem reostadan hem de C üzerinden geçen akım toplanıp A'nın üzerinden akar. Dolayısıyla A ampulü sönmez, daha parlak yanar. Her üç ifade de yanlış olduğu için bize de yanlışı sorduğundan dolayı doğru cevabımız E şıkkıdır. Su yüzeyinin 100 metre altında hareket etmekte olan askeri bir denizaltı aldığı yeni bir emirle daha da derinlere doğru inmeye başlamıştır. Homojen su kütlesinde yol almaya devam eden bu denizaltı için yargılardan hangisi ya da hangileri doğru olur diye sorulmuş. Denizin içindeyiz ve burada aldığı bir emirle daha da derinlere doğru gittiğini söylüyor. Dolayısıyla birinci öncülde denizaltına etki eden kaldırma kuvvetinden bahsetmiş. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G olduğu için denizaltının tüm hacmi battığından batan hacim aynı. Homojen su kütlesinde devam ettiği için sıvının yoğunluğu aynı. Yer çekimi de aynı olduğu için kaldırma kuvveti derinlere gidildikçe değişmeyecektir. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. İkinci öncüle baktığımızda denizaltının yoğunluğu denizin yoğunluğundan küçükse, denizaltının yoğunluğu sıvının yoğunluğundan daha küçükse o zaman denizaltı yukarıya çıkardı. Çünkü yoğunluğu sıvınınkinden yoğunluğu küçük olan cisimler sıvıda yüzerler. Dolayısıyla enerji harcamadan daha derine inebilir. Yanlıştır çünkü yukarı çıkmak istiyor. Biz aşağı gittiğimiz için daha fazla bir enerji harcayacağız. Ancak denizaltının yoğunluğu suyunkinden yani sıvınınkinden daha yoğun olsaydı bu ifade doğru olabilirdi. Denizaltının tabanına etki eden sıvı basıncı, tavanına etki eden sıvı basıncından daha fazladır. Sıvı basıncı burada HDG ifadesiyle bulunduğundan sıvının yüzeyine olan yükseklik deniz altında daha derinde bulunduğu için denizaltının alt tarafındaki sıvı basıncı daha fazladır.
Dolayısıyla bu ifade doğru olduğu için doğru cevabımız yalnız 3 olan B şıkkıdır. Ekin, sürtünme kuvveti konusunu daha iyi anlayabilmek için elindeki kitabın üzerinde şekildeki gibi M kütleli bir silgiyi koyuyor ve kitabı tek taraftan kaldırıyor. Zemin ile yer arasındaki açı alfa olduğunda silgi düşmeye başlıyor. Silgi kayarak ilerlemektedir ve ortam sürtünmelidir bilgisi verilmiş. Verilen bu deney düzeyinde yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur diye sorulmuş. Silginin ağırlığı sürtünme kuvvetinden küçük olduğu anda silgi düşmeye başlar İfadesi kullanılmış. Burada silginin kaymasının sebebi silginin eğik düzlemden aşağı doğru olan y çarpı sinüs alfa bileşeninin yukarıya doğru olan sürtünme kuvvetinden daha fazla olduğunda artık silgi kaymaya başlayacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla silginin ağırlığı sürtünme kuvvetinden büyük olduğu anda değil, silginin ağırlığının sinüs bileşeni büyük olduğu anda başlayacağı için bu ifade doğru değildir. Silginin kütlesi arttırılırsa kitap ile zemin arasındaki açı alfadan büyük olduğunda silgi harekete geçer. Burada G ifadesini açacak olursak M çarpı G çarpı sinüs alfa. Sürtünme kuvvetini açacak olursak da zemine dik basan kuvvet M çarpı G çarpı kosinüs alfa çarpı sürtünme katsayısı. Dolayısıyla eşitliğin her iki tarafındaki kütle ifadesi gittiğinden silginin kütlesinin artması silgiyi harekete geçirmeyecektir. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Silgi kitap üzerine dik konulursa kitap ile zemin arasındaki alfa açısı olduğunda kaymaya başlar şeklinde sorulmuş. Evet, kitabın üzerine silgiyi dik koyacak olursak şu şekilde silgi dik olduğu için zemindeki açı alfa olduğunda silgi artık buradan aşağıya doğru kaymaya başlayacaktır. Dolayısıyla üçüncü öncül doğru olduğu için doğru cevap seçeneğimiz yalnız 3 olan D şıkkıdır. Enigma ismiyle planlanan haber aracı elektromanyetik dalgalar yardımıyla karşı tarafa bir mesaj aktarmaktadır. Bu dalgalar öncelikle kodlanarak elektromanyetik dalgalar üretir. Daha sonra bu dalgalar mekanik dalgalara dönüşüp ses dalgaları olarak mesajı sesli halde ulaşması gereken yere iletir. Bu bilgilere göre yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Enigma ile yazılan mesajın okunabilmesi için ortama ihtiyaç vardır. Evet, çünkü elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır ve yayılması için ortama ihtiyaç yoktur. Ancak daha sonrasında mekanik dalga olan ses dalgasına dönüştüğü için ses dalgaları boyuna dalgalardır ve yayılması için ortama ihtiyaç vardır. Dolayısıyla birinci öncül doğru olur. Enigma mesajını oluşturan dalgaların tamamı boyuna dalgalar olabilir. Yanlıştır çünkü önce enine daha sonra boyuna dönüştüğü için tamamı boyunadır diyemeyiz. Mesajı oluşturan dalgaların bir kısmı ilerleme yönüyle titreşim yönü birbirine diktir. Evet, ilerleme yönüyle titreşim yönü birbirine dik olan dalgalara enine dalgalar denir. İlerleme yönüyle titreşim yönü birbirine paralel olan dalgalar ise boyuna dalgalar denir. Dolayısıyla bir kısmı diktir dediği için bu ifade de doğrudur. Doğru cevap seçeneğimiz 1 ile 3 olan E şıkkıdır. Ayşe okulda fizik öğretmeninin verdiği proje ödevini yapmak için bir deney düzeneği hazırlamıştır. Düzenekte önce noktasal bir ışık kaynağından çıkan ışınların A cisminin gölgesini perde üzerinde oluşturduğunu gözlemlemiştir. Ardından ışık kaynağının arkasına bir ayna koyarak perde üzerinde yeni bir gölge oluşturulmuş. Oluşturulan düzenekler şekil 1 ve şekil 2'deki gibi verilmiştir. Bu düzeneğe göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Ayşe'nin oluşturduğu düzenekte burada aynanın olması, ışık kaynağının aynanın arkasında bir görüntü oluşturduğundan dolayı hem tam gölge hem de yarım gölge olmak üzere ekranda iki tane gölge olduğunu görebiliriz. A cisminin aydınlanan yüzündeki aydınlanma şiddeti ayna konulduktan sonra artmıştır ifadesi doğrudur. Çünkü önceden ışık kaynağından çıkan ışınların kendisi A cisminin ön yüzeyinde bir aydınlanma şiddeti oluşturuyorken, aynı şekilde hem ışık kaynağını kendisi oluştururken hem de aynadan yansıyan ışınların tekrar gelmesiyle birlikte ışık şiddetinin arttığını söyleyebiliriz. Aydınlanma şiddeti E ile gösterilir. I bölü D kare formülüyle bulunur. Dolayısıyla burada I bölü D kare bu ışık kaynağından geliyor. Aynı şekilde I bölü işte burası 2D olduğunu düşünecek olursak 4D kare de bu ışık kaynağından aydınlanma şiddeti geldiği için
artı yorumunu yaptık. İkinci şekilde perdede oluşan yarı gölge ile birinci şekilde oluşan tam gölge alanları eşittir şeklinde sorulmuş. Bu ifade yanlıştır. İkinci şekilde oluşan yarı gölge birinci şekilde oluşan tam gölgeye evet çap olarak eşit olabilir ancak yarı gölge buranın tamamı olmadığı için sadece şu arada kalan kısım yani büyük çemberle küçük çember arasındaki kalan kısım olduğu için daha küçük olacaktır. Şekil 2'deki noktasal ışık kaynağı cisme yaklaştırırsa perdede oluşan tam gölge artar denilmiş. Noktasal ışık kaynağı cisme yaklaştığında yarı gölgenin alanı artar. Dolayısıyla aynadaki görüntü uzaklaştığı için aynadaki görüntü daha da uzağa giderecektir. Dolayısıyla ışın paralel geleceği için tam gölge daha da küçük olacaktır yorumunu yapabiliriz. Dolayısıyla 2 ve 3 yanlış, yalnız 1 doğru olduğu için doğru cevap seçeneğimiz A şıkkıdır. İki özdeş kavanoz ağızlarına kadar oda sıcaklığındaki X ve Y sıvıları ile sırasıyla dolduruluyor. Daha sonra bu kavanozlar buzdolabına konuluyor. Oda sıcaklığındaki X ve Y ile doldurduk. Dolayısıyla her ikisinin de sıcaklığı ilk durumda eşit. Daha sonra bunları buzdolabının içerisine koyduk. Buzdolabı tabii soğuk olduğu için X sıvısında sıcaklığı azalacak. Y sıvısında sıcaklığı azalacak ki zaten daha sıcak oldukları için X ortama ısı verecek, Y de ortama ısı verecek. Belirli bir süre sonra X sıvısının konulduğu kavanozun patladığı, Y kavanozunun ise patlamadığı görülüyor ve X, Y sıvıları hal değiştirmiyor ifadesi de kullanılmış. Bu bilgilere göre yargılarından hangileri doğru olabilir denilmiş. X sıvısının genleşme katsayısı Y'ninkinden fazladır. X sıvısı soğuduğunda hacmi genişleyen bir sıvıdır. Y sıvısı ise soğuduğunda ya hacmi sabit kalıyordur ya da azalıyordur. Bu türlü bir sıvıdır. Dolayısıyla X sıvısının genleşme katsayısı Y'ninkinden büyük olabilir çünkü kavanozu patlatmış. X sıvısı Y sıvısından daha fazla ısı vermiştir ifadesi doğru olabilir. Çünkü Q eşittir M çarpı C çarpı delta T bağıntısına göre M ile C'lerini bilmediğimiz için evet sıcaklık değişimleri aynı olabilir ama ısı sahalarına göre daha fazla ısı vermiş olabilir. Y sıvısının ısı sahası X sıvısınınkinden daha fazladır ifadesi de doğru ola bilir M çarpı C'ye göre. Dolayısıyla bu ifadelere baktığımızda her üçü de doğru olabildiği için doğru cevap seçeneğimiz E şıkkıdır. Yukarıdaki şemada brom, çinko ve karbondioksit maddeleri için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Üçü de saf maddedir, element ve bileşiklerdir, bu nedenle doğrudur. Brom ve karbondioksit moleküllerden oluşur. Brom elementer molekül, karbondioksit direkt molekül, bileşik molekül sınıfındadır. Üçüncü öncülde çinko atomlardan oluşur, metal atomlardan oluşur, moleküler yapıda değildir. Bu nedenle doğrudur. Brom ve çinko element, bakır, özür dilerim, karbondioksit bileşiktir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Karbondioksit bileşik sınıfında, diğerleri element sınıfında yer almaktadır. Karbondioksit homojen, brom ve çinko heterojendir. Hayır, üçü de saf madde olduğu için üçü de homojendir. Bu nedenle yanlıştır. Yani cevabımız E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Yukarıda verilen dönüşümler sonucu taneciklerin elektron sayılarındaki değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur diyor. X artı 2 yönlü X atomuna dönüşüyor. 2 tane elektron vermiş. Bu yapıya dönüşmesi için 2 elektron alması gerekiyor. Bu nedenle elektron sayısı artar. Y eksi yönlü Y'ye dönüşmesi için 1 elektron vermesi gerekiyor. Bu nedenle elektron sayısı azalır. Z eksi 5 yönlü 5 elektron almış halde artı 3'e dönmesi için 8 elektron vermesi gerekiyor. Bu nedenle elektron sayısı azalır. Buna uygun cevap da arkadaşlar C seçeneğinde bulunmaktadır. Rakım bir noktanın deniz seviyesinden olan yüksekliğidir. Buna göre rakım değeri verilen Trabzon yaylarının hangisinde saf suyun kaynama noktası daha yüksektir? Rakım değeri arttıkça arkadaşlar kaynama noktası düşmektedir. Çünkü dış basınç azalır. Bu nedenle de kaynama noktası azalacaktır. 2100, 2035, 1600, 1850, 1090. En düşük dış rakım en yüksek dış basıncı sağlayacaktır. Bu da Uzungöl'de olmaktadır. Yani Uzungöl'de kaynama noktası en yüksek olmaktadır.
Yukarıda tabloda verilen karışımlar tik işaretiyle homojen ve heterojen şekilde sınıflandırılmıştır. Buna göre hangi karışımlar yanlış sınıflandırılmıştır? Hava homojen bir karışımdır. Gaz-gaz karışımıdır. Süt heterojen bir karışımdır. 18 ayar altın bir alaşımdır. Bu nedenle homojen karışımdır. Deodorant heterojen bir karışım aerosoldür. Tuzlu su homojen bir karışımdır. İki tane yanlış cevap vardır. 2 ve 3 arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız B seçeneği olmaktadır. Emel K ve L maddelerini eşit hacimde karıştırdığında M maddesini elde ediyor. Emel'in elde ettiği verilere göre K, L ve M maddeleri için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir diye soruyor. K maddesi sodyum element adında hidrojen gazı çıkardığını fark ediyor. Sodyum elementiyle çıkarıyorsa bu bir asit olmalıdır arkadaşlar. L maddesi ele kayganlık hissi verdiğini fark ediyor. Ele kayganlık hissi veren maddeler bazlardır. M maddesinin sulu çözeltisinin elektrik iletkenliğine sahip olduğunu gözlemliyor. Zaten tek bir ihtimalimiz kaldı. Asit bastuzların hepsi elektriği iletmektedir. Tek ihtimalimiz C seçeneği olduğu için arkadaşlar cevabımız C olacaktır. Yukarıda Lewis elektron noktayapıları verilen bileşiklerden hangileri doğru göstermiştir diye soruyor. Karbon tetraklorür, klorların üzerindeki arkadaşlar değerlik elektron sayısı gösterilmemiştir. Bu nedenle yanlıştır. Suyun yapısı gösterilmiştir. Suyun buradaki moleküler yapısı arkadaşlar doğrudur. Çünkü hidrojenler bir bağ yapmıştır. Oksijenle de eşleşmemiş diye elektron çifti görülmektedir. Karbondioksit de karbon şer bağ yapmıştır. Ancak oksijenler oksidine tamamlayacak değerlik elektronları gösterilmemiştir. Bu nedenle yanlıştır. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıda çeşitli ilaç türleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre ilaç aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir diyor. Toz halindeki ilaçları sıkıştırarak kesik, silindir ya da yuvarlak şeklinde sunulması bu tableti belirtir arkadaşlar. Enjektör yardımıyla kas içine damara veya deri altına uygulanan steril çözeltidir. Bu iğneyi belirtmektedir. Yarı katı formda ilaçlardır. Yarı katı formda olan ilaçlar bunlar genellikle arkadaşlar vücuda sürülen yapılardır. Yarı katı formda oldukları için merhem olmalıdır. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Murat öğretmen, K, L ve M hücrelerinin sahip olduğu genleri kromozom durumlarını gösteren aşağıdaki posterleri hazırlamıştır. Murat öğretmenin hazırladığı bu çalışma posterlerini inceleyen öğrencilerin yapmış olduğu açıklamalardan hangileri doğrudur diye sormuş bize. K hücresi crossing over geçirmesi durumunda 8 çeşit gamet oluşturabilir. Şimdi crossing over geçirirse 1, 2, 3 ve 4. 4 tane heterozigot gamet var. 4 tane heterozigot varsa şayet 2 üzeri n, 2 üzeri 4 eşittir 16. 8 demiş, yanlış. 16 tane oluşur. Eğer crossing over gerçekleştirirse. L hücresinde meydana gelebilecek gamet kesinlikle büyük A, büyük B, küçük C, küçük D genotipine sahip olur demiş. Şimdi baktığımda bağlı genlerde büyük A, büyük B bağlı, küçük C, küçük D bağlı. Yani her halükarda bu gameti oluşturur mu? Oluşturur. Doğru. M hücresi büyük A ve büyük B genleri bağlı genlerdir demiş. Evet, M'de zaten göstermiş. Büyük A, büyük B bağlı gendir. Doğrudur. L ve M hücrelerin oluşturabileceği gamet çeşidi aynı olabilir demiş. Şimdi L ve M'nin gamet çeşitlerine baktığımızda, şimdi büyük A, büyük B, küçük C, küçük D oluşabilir. Zaten sadece bu oluşur. Buraya baktığımda şu şekilde büyük A, büyük B, büyük C, büyük D veya küçük A, küçük B, büyük C, büyük D oluşur. Yani aynı olamaz. Bu bilgi de yanlış. Bize doğru olanları sormuş. Doğru olanlar burada 2 ve 3 olan B seçeneğidir. Bir öğrenci içerisinde su bulunan özdeş iki deney tüpünde birincisine X vitamini, ikincisine Y vitamini ilave ederek aşağıdaki tablodaki deney düzenini elde ediyor. Tablodaki bilgileri dikkate alındığında bu öğrenci X ve Y vitaminleri ile ilgili olarak yorumlarından hangileri doğru olarak yapılabilir demiş. Şimdi X vitamini suda çözünmüyorsa şayet
çözülme var demiş. Daha doğrusu çözülme varsa B ve C, çözülme yoksa A, D, E ve K vitamini. Şimdi öncülerimize bakalım. X vitamini metabolizma için gerekenden daha fazla alınması durumunda karaciğerde depolanabilir demiş. B ve C vitamini fazla alınırsa idrarla atılır. Yani yanlış. Ama çözünme olmayanlar yani adik vitaminleri karaciğerde depolanır. İkinci öncelemize bakalım. Y vitaminin sağlıklı bir bireyde idrarda rastlanmaz. Neden rastlanmaz? Çünkü karaciğerde depolanır. Doğru. Bir bireyde yeterince X vitamini alınması durumunda Y vitamini X vitamine dönüşebilir. Böyle bir bilgi zaten hiçbir kaynakta yok. Vitaminler birbirine dönüşemez. Zaten üstteki deneyle baktığımızda da bununla alakalı bir yorum yapamayız. Yine bize doğru olarak yapılabilir demiş. Yalnız ikinci öncülümüz burada doğru. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. K virüsünün çoğalması sırasında konak hücredeki bazı maddelerin değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre K virüsü ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Nükleik asitin yapısında deokriboz şeker bulunur. Evet, çünkü timin baz sayısı miktarı ikisinde de artış göstermiş. Bu yüzden evet. Bakteriyofaj olabilir. Evet, bakteriyofajlar DNA kökenlidir. Yani DNA nükleik asitini bulundurur. Bu yüzden bunu alabilirim. Çoğalma sırasında amino asit ihtiyacını konak hücreden karşılarlar. Evet, konak hücreden karşılanır. Çünkü virüsün bir ribozom organeli yok. Ve konaktaki ribozomları kullanarak amino asit ihtiyacını karşılıyor. Ve protein sentezinde zaten bu ribozomları kullanıyor ve konak hücredeki sitoplazmada bulunan amino asitleri kullanıyor. Bu yüzden doğrudur demiş. Bu üç öncül de doğrudur. Bir bilim insanı türleri aynı olan iki bitkinin aynı dokularına ait K ve L hücrelerini incelediğinde aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır. K hücresinin hücre çeperi L hücresinden kalındır demiş. K hücresinde merkezi büyük bir koful bulunurken L hücresinde küçük çok sayıda koful bulunmaktadır demiş. Şu şekilde yine gösterebiliriz. L hücresinde çekirdek K hücresinden daha büyüktür demiş. Şimdi bilim insanı elde edildiği bilgileri göre K ve L hücreleri ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir demiş bize. 1. L hücresinin sitoplazma miktarı K hücresinden daha fazladır. Şimdi bunu yorumlayabilmemiz için kofuldan gidebiliriz. Şimdi merkezinde büyük bir koful var. Çok küçük, çok sayıda koful bulunmasından yorumlarsak şayet doğru bir bilgidir. Yani şöyle düşünürsek merkezde büyük bir koful, bir de şu şekilde kofulların olduğunu düşünürsek şayet bu bilgiye ulaşabiliriz. K hücresi L hücresinden daha yaşlı olabilir demiş. Şimdi kofulun büyük olması K'nın yaşlı olduğunu bize yorumlatabiliyor ki doğru bir bilgidir. Bunu da alırız. Yani koful ne kadar büyükse yaşlılık oranı o kadar fazladır. K hücresinin metabolizması kesinlikle L hücresinden daha hızlıdır. Yaşlı bir hücre ise metabolizması yavaştır, hızlı değildir. 3'ü alamam. L hücresindeki mitokondri sayısı K hücresinden daha fazla olabilir. Şimdi L hücresi daha genç. Gençse solunum ve metabolizma için ATP ihtiyacı olacak. Bunu da nereden karşılayacak? Mitokondri, yani genç birey olduğu için, genç bir hücre olduğu için oksijen miktarını mitokondriden karşılayacağından dolayı mitokondri sayısı K hücresine göre daha fazladır. Bunu da alabilirim. Hangileri söylenebilir demiş burada. 1, 2 ve 4 olan D şıkkı söylenebilir. Doğru cevabımız D seçeneğidir burada. Canlılarda gerçekleşen bazı metabolik olaylar aşağıda verilmiştir. Buna göre ekosistemi oluşturan üretici ve ayrıştırıcı biyotik faktörlerin
gerçekleştirebildiği olaylar aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir demiş. Şimdi üretici bakalım karbondioksit ve suyu kullanarak basit organik madde sentezleyen canlılar var mı? Var. Bu kimdir? Üreticidir. Üretici. Şimdi basitten kompleks bir yapı yapabilir mi üretici? Yapar, alırım. Peki ihtiyaç doğrultusunda kompleks yapıyı basite indirgeyebilir mi? Yani sindirerek kullanabilir mi, yıkabilir mi? Evet. Peki bu basit organik maddeyi örneğin oksijenli solunum yapıyorsa şayet oksijenli solunumla karbondioksit ve suya yıkabilir mi? Evet. Bu dördü de üreticide mevcuttur. Peki ayrıştırıcıya geldiğimizde ayrıştırıcılar ne yapar? Organik maddeleri daha basite indirger. Yani burada düşündüğümüzde Z'deki olay yani basit organikten kompleks organik maddeyi sentezleyebilir mi? Yani kendi için depo yapabilir mi? Bunu yapabilir ihtiyaç doğrultusunda. Peki bu kompleks yapıyı basite indirgeyebilir mi? İndirgeyebilir. Yani T'de olur. Yani buraya ayrıştırıcı, buraya ayrıştırıcı yazabilirim. Peki basit organik maddeden karbondioksit ve su çıkışını sağlayabilir mi? Sağlayabilir. Bunu da oksijenli solunum yapıyorsa yapabilir. Buradaki doğru cevabımız genel olarak düşündüğümüzde E seçeneğidir. Çünkü hani şu şekilde düşünmek hatalı olur. Yani direkt bir canlı üzerinden gitmek değil, genel bir şey düşünmemiz gerekiyor. Bu yüzden en doğru şık burada E seçeneği olacak. Çünkü gerçekleştirebileceği olaylar demiş. Hani bütün olayları, bütün sistemlerini düşünmek gerekiyor bu tip sorularda. Aşağıdaki Venn diyagramında prokaryot hücre yapısına sahip bir canlı ile ökaryot hücre yapısına sahip bir canlının eşeğsiz bölünerek üremesi arasındaki ilişki gösterilmiştir demiş. Buna göre şemadaki X ile gösterilen yere olaylarından hangileri yazılabilir? Şimdi prokaryot canlı kim olabilir burada? Arke ya da bakteri. Ökaryot canlı olarak da kim alalım? Mesela amip. Şimdi eşeğsiz bölünme ile üremesini istiyor. Şimdi replikasyon her ikisinde de var. İ ipliği oluşumu. İ ipliğin oluşabilmesi için sentrozom organeli olması gerekir. Peki prokaryot canlılarda, hücrelerde sentrozom organeli var mı? Yok. Bu yüzden bunu alamam. Sentrozom organeli yoksa kardeş kromatitlerin ayrılması gibi bir olay gerçekleşir mi? Gerçekleşmez. Neden? Prokaryot canlıda çekirdek ve zarlı organel yok. Tek organel var. Bu da ribozom. Kardeş kromatitlerde nerede görüyoruz biz? Mitoz ya da meyozda. Mitozda da çekirdek bölünmesi görülüyor. Peki prokaryotta çekirdek olmadığına göre kardeş kromatit görebileceğiz mi? Göremeyeceğiz. Bu da yok. Sitoplazma bölünmesi, evet belli bir hacme geldikten sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşecek. Bu ikisi için de ortaktır. Bize de yazılabilir demiş X için. Hangileri yazılabilir? 1 ve 4 yani B seçeneğidir. Doğru cevabımız burada.